Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Zürih Başkonsolosu Aslı Oral ve eşi Can Oral geçtiğimiz günlerde resepsiyon düzenledi. Sayın Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu'nun 10 Ekim 2013 tarihinde İsviçre'ye resmi ziyaret. Resepsiyona İsviçre'de yaşayan Türk iş adamları, sivil toplum örgütleri, dernek başkanları, askeri komuta düzeyinde yetkililer katıldı. Zürih Başkonsolosu Aslı Oral katılımcılara teşekkür etti. Çünkü Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümü bizim için çok özel. Vatandaşlarımızla bir araya gelmemiz bakımından ve ortak duygularımızı paylaşmamız, bunların hepsini biz çok önemsiyoruz. Aynı zamanda kısa bir konuşma yapma imkanımız da oldu. O zaman da birlik içinde hareket etmemizin önemini bir kez daha vurguladık. Biz İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımızı ülkemizin temsilcileri olarak görüyoruz. Daha da güçleneceklerini, daha iyi noktalara da geleceklerini düşünüyoruz. Resepsiyona katılanlar duygularını mikrofonlarımızla paylaştı. Aslı Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Zürih Konsolosluğu bunu her sene düzenliyor. Ben bunu çok çok güzel buluyorum. Çok iyi bir şey yapıyorlar ve herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyorum. Nice mutlu bayramlara diyorum. Evet, hoş bulduk önce. Teşekkürler. Sizler de bu gece bizim aramızda olduğunuz için, biliyorsunuz 90. Cumhuriyetimizin yıl dönümüydü. Yurt dışında tabii böyle günlerin önem ve anlamı çok daha farklı oluyor. Hem iş camiası hem de derneklerimiz ve sosyal paylaşım bölgelerimizden birçok insan buradaydı bugün. Hep beraber 90. yılımızı sevgiyle, gururla, mutlulukla kutladık. Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümünü burada bugün konsolosluğumuzun yapmış olduğu davette bir kez daha kutluyoruz hep birlikte. Burada gerçekten güzel bir birliktelik var. Dini ve milli bayramlarımızın ne kadar önemli olduğu bugün bir kez daha ortaya çıktı. Bu tür bayramlarda bir araya gelmemizin bizi daha çok güçlendirdiğini görüyoruz. Dini ve milli bayramlarımıza sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha gördük. Dini bayramlarımız ve milli bayramlarımızın bizi burada gurbetten 3000 kilometre uzakta bizi ne kadar birleştirici bir rolü olduğunu bugün bir kez daha burada gördük. Başkonsolosumuza çok teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten harika bir organizasyon hazırlanmış konsolosluk tarafından. Kalabalık aynı şekilde. Bugün burada her kesimden vatandaşımızı görüyoruz. Güzel bir arkadaşlık, dostluk ortamı var. İşte bizim aradığımız şey de bu. Yani bizlerin burada gurbet ellerde Türkiye'yi temsil ederken bu birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. 90. yıl kutlaması, Cumhuriyetimizin kutlaması hepimizin gönlünde yatan bir ışık. Ülkemizin geleceği, nesilleri taşıyabilmek için, gelecek için bu gibi toplantılar, bu gibi kutlamalara hepimizin katılması gerekiyor. Cumhuriyet öyle zorluklara kuruldu ki bu cumhuriyet. Analarımız, babalarımız, dedelerimiz kanlarla ödediler bu cumhuriyeti. Onun için bu cumhuriyetinin kıymetini hepimiz bilmeliyiz. Ülkemizde yaşayan din, dil, ırk ayırmadan Cumhuriyetimize hepimiz sahip çıkmalıyız. Çok değerli isimler aramızdaydı. Herkes çok mutlu. Onun dışında gene dediğim gibi çok sıcak bir ortam var. Bütün herkes burada yine Cumhuriyet'in ve aynı zamanda da Türk olarak hep beraber bir arada bulunmanın gerekliliğini bizlere göstermiş oldular. Çünkü böyle organizasyonlar ve böyle etkinliklerle biz bir araya geliyoruz. Ve bununla beraber de aslında gerçek gücümüzü bu şekilde anlamış oluyoruz. İsviçre Türk Diyanet Vakfı, İsviçre Türk Federasyonu, Basserdorf Türk Kültür Derneği, İsviçre Türk Kadınları Derneği, Lenzburg Türk Kadınları Yardımlaşma Derneği, Solothurn Türk Aile Birliği ve Winterhur Türk Gücü Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet kutlamalarına ise katılım yoğun oldu. Büyükelçi Tansu Sümer, Zürih Başkonsolosu Aslı Oral'ın da katıldığı Cumhuriyet kutlamasına 7'den 70'e katılım oldu. Büyükelçi Tansu Sümer, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Kahraman Tuna Boylu ve diğer katılımcılar etkinliği mikrofonlarımıza değerlendirdiler. Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümünü
kutluyoruz. Bu vesileyle Atatürk ve arkadaşlarına minnet ve şükranlarımızı da bir kez daha yinelemek için bir fırsat oldu. Bu vesileyle vatandaşlarımızı bir araya getirdiği için, bizi böyle bir anlamı içerisinde birleştirdiği için Türk toplumunun başkanı Sayın Kahraman Tuna Boylu'ya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gündü. Gayemiz buradaki bütün Türkleri bu gibi günlerde bir araya getirmek, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek ve tarihimizin önemli noktalarını hatırlamak. Çünkü tarihimizi unutursak benliğimizi unuturuz. Benliğimizi unutursak her şey kaybolabilir. O bakımdan önemlidir. Bugün faaliyetlerde Sayın Büyükelçimizin bize çok büyük desteği vardır. Özellikle bu konuda birbirimize gayet iyi iletişim içindeyiz. Onun için kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum. Burada birçok derneklerin üst düzey altında bir toplandıklarını falan gördük. Bu tür faaliyetlerin devam etmesini hep diliyoruz. Bizim için önemli bir gün, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kuruluşu bir günü zaten. Sizden de bugünün değerlendirmeni alabilirsek, İTT'nin düzenlediği 29 Ekim kutlaması, birçok derneğimizin de desteği var. Siz nasıl buldunuz bugünkü günü? Valla bence İsviçre Türk topluluğu olarak yaptığı organizasyondan dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bilhassa burada gönüllü olarak çalışan derneklerimizin burada büyük bir katkıda bulunmaları, artı Türk toplumu için gerçekten Türklüğünü ve özünü unutmayarak 90. yüzyılımızı da kutlayarak Cumhuriyetimizi asla unutmadığımızı ve her zaman aynı Cumhuriyet'in hizasında ilerlediğimiz için çok mutluyum ve burada olduğumdan dolayısıyla gururluyum.